Günaydın değerli izleyenler. 3 Şubat 2023 Cuma gününden herkese merhabalar. Haftanın sonuna geldik. Haftayı bitiriyoruz. Umarım çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Halk TV'desiniz. Halk TV'de Günaydın Türkiye programındasınız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün bültenimize ekonomiyle başlayacağız. Türkiye İstatistik Kurumu saatler onu gösterdiğinde enflasyon rakamımızı açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati hatırlayacak olursanız enflasyon mesajı ver demişti. Enflasyonu çok daha aşağılara indireceğiz. Enflasyonun boynunu kırdık demişti. Oysaki matematiksel etkiyle, baz etkisiyle olduğunu artık sokaktaki vatandaş herkes biliyor. Zira bu enflasyondaki artış hızının düşmesi fiyatlara yansımıyor. Önceki gün İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıklamıştı. İstanbul'un enflasyon verisi Ocak ayında %79,68 oldu. Bundan iki ay önce %105,5'ti. Yani baz etkisine aslında biz enflasyon rakamlarında bir düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Fiyatlarda bir refah seviyemizde bir artış görmesek de. İstanbul Ticaret Odası Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Verilere göre en çok artan bir aylık süreçte %54'lük fiyat artışıyla yeşil soğan olurken %11'lik fiyat artışıyla en az artan e, kalem doğalgaz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya ben ekonomistim. Ekonomi benim alanım bana güvenin diyor. Bir gün gazetesinin manşeti ekonomistin ustalık eseri. Kredi kartları patladı, yurttaş borçlu, bireysel krediler ödenemiyor. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan o tezini tekrarladı. Faiz sebep enflasyon sonuçtur dedi. Önümüzdeki süreçte politika faizini daha da aşağı çekeceklerini söyledi. Erdoğan'ın o sözlerine muhalefetten tepki vardı. Geçtiğimiz sene enflasyona karşı varlıklarını korumak için borsaya giren yurttaşlar, yatırımcılar 2023'e sert dalgalanmalarla başladı ve küçük yatırımcıların özellikle kaybettiğini gördük. Cumhuriyet Halk Partisi lideri de Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık sermaye piyasası kuruluna çağrılarda, uyarılarda bulunuyordu. Dün de bir paylaşım yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. CHP lideri SPK'yı etiketleyerek vallahi vallahi de görüşeceğiz. SPK dedi. AKP'nin 2019'da başlattığı 100 bin sosyal konut projesi hala tamamlanamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın o adreslerden birine gitti. İstanbul Tuzla'ya gitti ve TOKİ mağdurlarıyla buluştu. İktidara milletimize hayal satmayı bırakın diyerek seslendi. Evet, Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. İmamoğlu "Cenk ediyoruz" diyor. Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret etmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturmaları ve seçim sürecini de değerlendirdi. Seçilip koltuğa oturmadan iktidarın engellemeleriyle karşı karşıya kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Soruşturmaların sayısını kaçırdım. 4 yıldır her gün cenk ediyoruz." dedi Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından ilk kez bir araya geldiler. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı konsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle kapatan ülkelerin sayısı artarken İstanbul'daki Pierre Loti Fransız Lisesi de Beyoğlu yerleşkesinin iki günlüğüne kapalı olacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu bu uygulamaya giden ülkeleri suçladı. Türkiye'ye karşı bir psikolojik harp yürütüldüğünü öne sürdü. Türkiye'de bulunan vatandaşlarına terör uyarısında bulunan 9 ülkenin büyük elçileri ise dış işlerine çağrıldı. Evet efendim bugünlük günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın akşam saatler 8'i gösterdiğinde sevgili Serpil Yılmaz ve sevgili İbrahim Kahveci ile birlikte ekonomiyi değerlendireceğiz. Herkesi bekleriz efendim. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Bizden hemen sonra kısacık bir aradan sonra İsmail Küçükkaya sizlerle buluşacak. Hoşça kalın.